Gençler, hepinize selamlar. Texas Katliamı oyununun rehber videosu ile karşınızdayım. Bu videoda A'dan Z'ye oyun hakkındaki her şeyi öğreneceksiniz. Aynı zamanda alt kısımda bölümlere ayıracağım videoyu. Hani sonradan unuttuğunuz bir bilgiye tekrar bakmak isterseniz hemen o bölümlere ayırdığım kısımdan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Video belki uzun olabilir ama dediğim gibi gençler A'dan Z'ye her şeyi anlatacağım. Olabildiğince de akıcı tutmaya çalışacağım. Bunun harici birkaç tane daha rehber sayılabilecek video gelecek kanala. Gençler şimdi hızlı bir şekilde başka platformdaki bir arkadaşınızla oyunu nasıl oynarsınız bunu anlatacağım. Buradan Party Options kısmına basıyorsunuz. Karşınıza gelen yerde Parti Oluştur butonuna basıyorsunuz. Ve size burada gördüğünüz gibi bir kod veriyor gençler. Bu kodu arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız da yine aynı yere basıyor Party Options'a. Bu kez Parti Oluştur değil de Partiye Katıl butonuna basıyor. Ve buraya gönderdiğiniz kodu giriyor gençler. Bu şekilde başka platformdan oynayan arkadaşlarınızla buluşabiliyorsunuz. Gençler şimdi ilk olayımız haritadaki kilitli kapılar. Oyuna her zaman Basement'ta başlıyorsunuz. Ve Basement'tan yukarı çıkmak için şu gördüğünüz mavi kilitli kapıları açmanız gerekiyor. Bunlardan alt katta 4-5 tane var. Yani illa bunu açmanız gerekmiyor. Diğerlerini de bulup açabilirsiniz. Fakat bunu açmak için lockpick'e ihtiyacınız var. Lockpick'leri de şu şekil haritanın belli başlı bölümlerinden bulabilirsiniz. E tuşuna basarak bu şekilde barınızı doldurarak lockpick alabilirsiniz arkadaşlar. Soldaki barı tamamen doldurduğunuz zaman katile bir ses veriyorsunuz demektir. Bunu sonra anlatacağım. Lockpick'iniz varken kapının yanına gidip E tuşuna basıyorsunuz. Ve bu gelen yerde mouse'unuzu çevirerek yeşil olan kısmı buluyorsunuz. Yeşil olan kısmı bulduktan sonra E tuşuna basıyorsunuz böyle sürekli arka arkaya. Ve oradaki bir sekmeyi gördüğünüz gibi doldurmuş oldum. Oradaki bir sekme dolduktan sonra tekrar yeşil olan kısmı bulup tekrar E tuşuna basmaya başlıyorsunuz ve diğer sekmeyi de dolduruyorsunuz. Diğer sekmeyi de doldurduktan sonra yine yeşil olan kısmı buluyorsunuz ve son kısmı da doldurduktan sonra kapının kilidini açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gençler şu soldaki barlardan bir tanesini doldurup sonra bu işlemi iptal etmeniz gerektiği zaman diyelim katil size gelmiştir ve bırakmak zorunda kalmışsınızdır. Bu kapıya tekrar gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ve bu kilit açma işlemini gerçekleştirirken E tuşuna çok fazla spamleyip soldaki barı tamamen doldurursanız bu şekilde lockpick'iniz kırılıyor arkadaşlar. Ve yok olmuş oluyor. Şu toolkit alabileceğiniz spotlardan sınırsız şekilde toolkit alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat envanterinizde sadece 2 tane eşya bulundurabiliyorsunuz sağ altta gördüğünüz gibi. Gençler haritadaki kilitli kapılar sadece basement'ta bulunan mavi kapılar değil. Gördüğünüz gibi evin içinde de şu şekil gizli kapılar var. Diğer haritalarda da farklı kapılar var tabii ki. Kapının yanına gittiğiniz zaman şu şekil pick lock yazıyorsa o kapı kilitli demektir. Ve toolkit'e ihtiyacınız var demektir. Gençler şimdi gelelim karakterlerin özelliklerine. Endurance kısmı dayanıklılık kısmı oluyor. Bir karakterinizin dayanıklılığı ne kadar fazlaysa staminası o kadar az tükeniyor. Ve stamina tekrar dolarken o kadar hızlı doluyor. Mesela gördüğünüz gibi şu an Connie karakterindeyim. Dayanıklılığı çok fazla değil. Hızlı koştuğum zaman hızlı bir şekilde staminası tükeniyor. Staminasının tekrar dolma hızına bakalım. Şu şekilde doluyor. Gençler ikinci kısım strength yani güç kısmı. Gençler bir karakterin gücü ne kadar fazlaysa bir katili stunladığı zaman katil daha uzun süre stun yiyor. Mesela bu karakterle deneyelim. Gördüğünüz gibi katili stunladım. Şu şekil bir stun süresi var. Aynı zamanda karakterinizin gücü jeneratörü tekmelerkenki hızınızı belirliyor. Gördüğünüz gibi Connie'nin gücü çok fazla olmadığı için jeneratörü daha uzun sürede tekmeliyor. Gençler şimdi güç kısmının jeneratöre olan hız etkisini göstermek için Leland karakterindeyim. Gücü yüksek bir karakter. Az önce Connie'de görmüştük. Bir de Leland'ın jeneratör bozma hızı gördüğünüz gibi neredeyse 2 katı hatta daha fazla bile olabilir. Çok daha hızlı bir şekilde bozabiliyorsunuz. Gençler şimdi Proficiency kısmındayız. Bu kısım lockpick yaparken dolan sarı barın daha hızlı ve daha yüksek, daha fazla olmasını sağlayan bir kısım. Yani Proficiency özelliğiniz ne kadar yüksekse burada gördüğünüz sarı barı da o kadar hızlı ve daha fazla olacak şekilde doldurabiliyorsunuz. Gençler sıradaki özelliğimiz Stealth. Bu özellik bir şeylerle etkileşime girerken verdiğimiz sesin daha az olmasını sağlıyor. Yani şu şekil. Burada vanayı açarken gördüğünüz gibi E'ye bastığım zaman soldaki ses barı daha az doluyor. Çünkü bu karakterin gizliliği fazla. Gençler şimdi stealth'i düşük olan bir karaktere geçtim. Aynı şekilde vanayı bununla da deneyeceğim. Gördüğünüz gibi solda
çok daha fazla ses veriyor tek E basışınızda. Neredeyse yandaki barın 3'te 1'ini dolduruyor. Stealth kısmını da bu şekilde daha net anlamış olursunuz. Gençler, şimdiki özelliğimiz Toughness. Bu özellik maksimum canımızın daha fazla olmasını sağlıyor ve bu şekilde bayıldığımız zaman recover hızımızın ne kadar hızlı olup olmayacağını belirliyor. Gençler, şimdi katillerin özellik kısmındayız. İlk özelliğimiz Savagery. Gençler, bu özelliğiniz ne kadar yüksekse kurbana vurduğunuz hasar da o kadar yüksek olacak demektir. Gençler, sıradaki özelliğimiz Harvesting özelliği. Bu özelliğiniz ne kadar yüksekse o kadar fazla kan toplayabiliyorsunuz demektir. Yani şu şekil. Şu gördüğünüz haritadaki kan toplama yerlerinden kan aldığınız zaman daha yüksek kan elde etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kurbanlara vurduğunuz zaman yine daha fazla kan elde etmiş oluyorsunuz. Gençler, son özelliğimiz de yine Endurance. Yani dayanıklılık. Kurbanlarınkiyle aynı mantık. Staminanızın azalma oranını belirliyor ve staminanızın dolma hızını belirliyor gençler. Gördüğünüz gibi Kukunki böyleymiş. Katil ile sadece koşarken değil, öne doğru şu şekil saldırı hamlesi yaptığınız zaman da stamina harcıyorsunuz. Ve staminalarınızı tamamen bitirdikten sonra gençler, şu şekil bir bekleme animasyonuna giriyorsunuz. Bir 3-4 saniye kaybediyorsunuz yani. Gençler, şimdi gelelim kurbanların özel yeteneklerine. İlk karakterimiz Connie. Elinizde toolkit varken şu şekil kilitli kapıların yanına gidip E'ye basıyorsunuz. Ve normalde yeşil butonu bulup şöyle yavaş yavaş kapıyı doldurmanız gerekiyor biliyorsunuz ki. Connie'nin özelliği de şu işe yarıyor. Bu şekil kilit açarken sağ tıka basıp ardından E spamlerseniz şu şekil. Gördüğünüz gibi 1 saniye içerisinde kapıyı açmış oluyorsunuz. Fakat bu özelliği yaptıktan sonra belirli süreliğine katiller yanınıza yaklaştığı zaman etrafınızda sarı çizgiler çıkmıyor. Yani onların yaklaştığını anlamıyorsunuz ve bu süre bitene kadar staminanız dolmuyor gençler. Yani staminanızı harcayıp bitirdiğiniz zaman tekrar doluma hazır olabilmesi için belli süre beklemeniz gerekiyor. Özelliğinizin dezavantajı bu. Gençler, şimdi Sunny karakterindeyiz. Bu karakter özelliğini kullandığı zaman etrafındaki tüm sesleri duyabiliyor. Şu şekil. Gördüğünüz gibi oraya gittiğiniz zaman, yani mouse'unuzu çevirdiğiniz zaman oradaki ses duyuyorsunuz. Bütün sesleri duyuyor dediğim gibi. O duyduğunuz şey katil de olabilir, kurban arkadaşınız da olabilir. Fakat orada bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Gençler, şimdi geldik Julie karakterine. Bu karakter özelliğini kullandığı zaman ses duyma, iz takip etme gibi özellikleri olan katilleri engellemiş oluyor. Yani bir katil ses duyarak kurbanın yerini görüyorsa bu karakterin özelliği açık olduğu zaman bu karakteri göremiyor. Aynı zamanda özelliği açıkken staminası normale göre daha az gidiyor gençler. Sağ alttan zaten görebiliyorsunuz. Gençler, şimdi geldik Leland karakterine. Katillerin yakınına yaklaşıp sağ tıka bastığınız zaman o katili yere düşürüp stun atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekil bir özelliğimiz var. Gençler, karakterinizin özelliğiyle ilgili şöyle bir şey var. Bubba'yı da stunlayabiliyorsunuz fakat Bubba'yı yere düşüremiyorsunuz. Bubba'ya sadece stun atabiliyorsunuz. Şu şekil göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekil sersemletebiliyorsunuz. Oyundaki bütün katilleri bu özelliğinizle yere düşürebiliyorsunuz. Bubba hariç. Bubba'yı dediğim gibi sadece stun atabiliyorsunuz. Gençler, şimdi geldik Ena karakterine. Bu karakterin özelliği normale göre daha az hasar almanızı sağlıyor. Şimdi özelliğimi açmadan bir tane hit yiyeceğim Cook'tan. Gördüğünüz gibi şu şekil gitti canım. Şimdi özelliğimi açtım gençler. Tekrar vurmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi canım normale göre daha az gitti. Gençler, Ena'nın özelliği kuyudan atladığınız zaman da geçerli. Yani normale göre daha az canınız gidiyor. Aynı zamanda Sisi'nin zehir özelliğinden etkilenmiyorsunuz. Şimdi özelliğimi açtım gençler. Sisi kustu gördüğünüz gibi. Sisi'nin özelliğinden etkilenmedim. Gençler, şimdi geldik kurbanların kovalamaca mekaniklerine. İlk olarak ekranınızın yanları şu şekilde sarı yanıyorsa gençler, herhangi bir katile yakınsınız demektir. Yani bunu oradan anlayabilirsiniz. Bilmeniz gereken bir diğer şey, space tuşuna bastığınız zaman karakter bu şekilde hızlı koşmaya başlıyor. Basılı tutmanıza gerek yok. Basıyorsunuz, durduğu zaman tekrar basıyorsunuz. Bu şekilde hızlı koşmaya devam edebiliyorsunuz. Bir de bunun shift versiyonu var gençler. Shift'e basarsanız da şu şekil hafif koşu temposunda koşuyorsunuz ve staminanız daha az gidiyor. Bu normal yürüme hızınız, bu shift'e basarak koşma hızınız, bu da space'e basarak koşma hızınız. Gençler, loop atabileceğiniz bir diğer noktalar şu gördüğünüz barikatlar. Bu barikatları E tuşuna şu şekil basarak kaldırıyorsunuz ve bu barikatların yanına gidip yine E tuşuna basarak bu şekilde eğilerek geçebiliyorsunuz. Bazı katiller de bu barikatların altından geçebiliyor. Birazdan o kısma da geleceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Diğer bir loop yöntemi de gençler, şu gördüğünüz ince aralardan geçmek. Haritanın belli başlı bölümlerinde gördüğünüz gibi bu şekilde ince aralar var.
ve buralardan geçerek izinizi kaybettirebilirsiniz. Bir diğer loop mantığı gençler, şu gördüğünüz merdivenler. Bu merdivenleri bütün katiller kullanamıyor, sadece bazıları kullanabiliyor. Onu da dediğim gibi birazdan anlatacağım. Bu şekil merdivenlerden inerek izinizi kaybettirebilirsiniz. Bu merdivenlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Merdivenden inerken tamamen beklemenize gerek yok. Merdivenin yarısındayken E tuşuna basarak bu şekil aşağı atlayabilirsiniz gençler. Çok fazla yukarıdan basarsanız aşağı düştüğünüz zaman canınız gidecek. Ona dikkat edin. Bir diğer loop noktası da gençler, şu gördüğünüz kuyular. Bu kuyular atladığınız zaman tamamen izinizi kaybettirmeye yönelik kuyular. Çünkü hiçbir katil bu kuyuları kullanamıyor. Bu kuyunun dezavantajı şu. Hemen atlayalım. Sağda gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde canınız gidiyor bu kuyuya düştüğünüz zaman. Fakat tamamen izinizi kaybettirmiş oluyorsunuz. Diğer bir loop noktası da şu gördüğünüz dikenli tel spotları gençler. Bunlardan da bu şekil geçebiliyorsunuz. Hiçbir katil bunlardan geçemiyor. Yani bunlar da infinity loop diyebilirim. Sadece Leatherface bunu kırabiliyor. Ve son loop mantığı gençler. Koşarak katilden kaçtıktan sonra kapıyı şu şekil kapatıp katilin zaman kaybetmesine sebep verebilirsiniz. Yani bu kapıdan geçtikten sonra direkt hani koşmak yerine kapıdan geçtikten sonra şu şekil hızlı bir şekilde kapıyı kapatıp katilin zaman kaybetmesini sağlayabilirsiniz. Gençler, kapılarla ilgili bilmeniz gereken bir diğer şey, kapının arkasında bir katil varsa ve hızlı bir şekilde koşarken kapıyı açarsanız gördüğünüz gibi komik bir animasyonla katili bu şekilde stunlayabiliyorsunuz. Şu şekil gördüğünüz gibi. Fakat şöyle bir olay da var gençler. Siz kapının arkasındayken katil bu şekilde hızlı bir şekilde kapıyı açarsa siz de stun yiyip yere düşüyorsunuz, ona dikkat edin. Gençler, şimdi gelelim katillerin özelliklerine. İlk katilimiz Cook. Cook karakteri sağ tıka basarak şu şekil sesleri frekans olarak duyabileceği bir özellik kullanımına geçiyor. Gençler, özelliğinizi kullanırken şu şekil olduğunuz çember küçülüyor ve kurbana fokuslanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Bu şekilde kurbanı kırmızı bir şekilde spotlayabiliyorsunuz. Yani sadece ses dalgası olarak görmek değil, o ses dalgası olarak gördüğünüz yere fokuslanırsanız şu şekilde spotlayabiliyorsunuz karakteri. Siz bir kurbanı bu şekilde kırmızı olarak spotladığınız zaman diğer katil arkadaşlarınız mouse orta tekerlek tuşuna basarak o spotladığınız kurbanın yerini görebiliyor. Aynı zamanda mouse orta tekerlek tuşuna basarak gördüğünüz gibi yakınınızdaki kan torbalarını, grandpa'nın yerini, kapıları, işte sigortayı falan gördüğünüz gibi tüm objektiflerin yerini görebiliyorsunuz. Bu bütün katillere özel olan bir şey gençler. Yani sadece Cook'a özel değil, bütün katiller kullanabiliyor. Gençler, Cook'un bir diğer özelliği kapılara kilit takabilmesi. Gördüğünüz gibi bu kapıda herhangi bir şey yok. Direkt E tuşuna basarak açıp kapatılabiliyor. Fakat bu kapının yanına gidip R tuşuna basıl tutarsanız şu şekil özel kilitlerinizden yerleştirebilirsiniz. Toplamda 3 tane kilit koyabiliyorsunuz. Kilit koyduğunuz kapılarda şu işe yarıyor. Kurbanların lockpick kullanması gerekiyor bu kapıları açabilmek için. Düz bir şekilde açamıyorlar. Mesela bu kapı gördüğünüz gibi zaten kilitli gençler. Fakat R tuşuna basıp bir kilit daha koyabiliyorsunuz kapıya. Böylece bu kapıyı açmak için bir değil iki tane lockpick kullanmaları gerekiyor. Gençler, Cook karakteri şu gördüğünüz kurbanların geçebildiği ince açılardan geçemiyor. Kurbanlar şu şekil spotları açarak oralardan geçebiliyor demiştim gençler. Bu Cook karakteri bu spotlardan geçemiyor. Fakat bu spotların yanına gidip E tuşuna basıl tutarak bu spotları tekrar kapatabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gençler, Cook karakteri aynı kurbanlar gibi şu şekil tırmanılan merdivenleri kullanabiliyor. Eğer o an merdiveni başka birisi kullanıyorsa, yani birisi aşağı iniyorsa ya da yukarı çıkıyorsa, diğer hiç kimse o an merdiveni kullanamıyor. O kişinin animasyonunun bitmesini beklemek zorundalar. Gençler, Cook karakteriyle kuyulara falan atlayamıyorsunuz. Ve son olarak Cook karakteriyle şu gördüğünüz dikenli tel spotlarına hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gençler, şimdi geldik Sisi karakterine. Sisi karakteri sağ tıka basarak şu şekilde zehir kusuyor. Gördüğünüz gibi burayı zehirlemiş olduk. Zehrin mesafesi çok fazla değil. Şu şekil çok yakına kusuyorsunuz. Zehrinizi nesnelere bulaştırabiliyorsunuz. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi burada heal şişesi var. Buna E tuşuna basarak şöyle zehir dökebiliyorum gençler. Zehirledim yani orayı. Gençler, bu kusmuğunuzu 3 kere kullanabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi kusmuklarım bitti. Zehirleriniz bittiği zaman şu şekil masaları bulup oradan tekrardan zehir oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar kendinize. Gördüğünüz gibi bir tane zehir yaptım. Gençler, özelliğinizi şu şekil objektiflere de kullanabiliyorsunuz. Mesela şimdi Vana'yı zehirleyeceğim. Vana'ya zehri yerleştirdim. Kurban Vana ile etkileşime geçtiği zaman gördüğünüz gibi
zehirleniyor arkadaşlar. Gençler, maç başında zehirlediğim şişe hala zehirli. Bir eşyayı zehirlediğiniz zaman sınırsız olarak orada duruyor. Heal şişesindeki zehrin etki etmesi için kurbanın şişeyi alması yetmiyor. O şişeyi kullandığı zaman zehirleniyor. Gençler, açınızda olmayan bir kurban zehirli eşyayı kullanırsa gördüğünüz gibi şu şekil o kurbanın aurasını görüyorsunuz. Yani zehirlendiğini anlıyorsunuz. Aynı zamanda da yerini görüyorsunuz birkaç saniyeliğine. Gençler, Sisi'nin bir diğer özelliği aynı kurbanlar gibi saklanma spotlarını kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi saklanma spotunun içine girdim. Böylece kurbanlara gizli ataklar yapabilirsiniz. Aniden buradan çıkıp saklanma spotunun içindeyken yanınıza bir kurban geldiği zaman böyle özel kill falan yok. Onu merak etmişsinizdir, onu açıklayayım. Gençler, Sisi kurbanların geçebildiği şu küçük aralardan geçebiliyor. Aynı zamanda yine kurbanların geçebildiği bu kare deliklerden bu şekil geçebiliyor. Merdiven olan bölgeleri bu şekil yine Sisi ile kullanabilirsiniz. Fakat şu gördüğünüz dikenli tel spotlarına herhangi bir şey yapamıyor. Aynı zamanda kuyuyu da kullanamıyor arkadaşlar. Evet gençler, şimdi Hitchhiker karakterindeyiz. Bu karakterin özelliği yerlere trap atması gençler. Sağ tıka basıp trap atmak istediğiniz yeri seçip E tuşuna basılı tutarak şu şekilde tuzağınızı kurabilirsiniz. Bu tuzağın yerini beğenmediyseniz E tuşuna basılı tutarak tekrardan envanterinizi alabilirsiniz. Tuzakları şu şekil kurbanların görevlerinin olduğu yerlere koyarsanız çok daha iş yapar. Çünkü kurbanların objektifle etkileşime geçmeleri için tuzağınızı bozmaları ya da ona basmaları gerekir. Onları yavaşlatmış olursunuz. Toplamda 3 tane tuzak kullanabiliyorsunuz gençler. Gençler, kurbanlar trebinize bastığı zaman şu şekil sağ taraftan kurbanın bildirimini alıyorsunuz. Ve böyle sarı bir şekilde kurbanı görebiliyorsunuz. Kurbanın da belli oranda canı gitmiş oluyor. Bir kurban trebinize bastığı zaman trebiniz bozuluyor ve yanına giderek F tuşuna basılı tutarak tuzağınızı tekrar kurmuş oluyorsunuz. Kurbanlar haritadan buldukları kemiklerle şu şekil tuzaklarınızı bozabiliyorlar arkadaşlar. Bozulan tuzağınızın yanına gidip F tuşuna basarak tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Gençler, Hitchhiker aynı kurbanlar gibi şu deliklerden geçebiliyor. Aynı zamanda yine kurbanlar gibi şu şekil küçük aralardan da geçebiliyor. Şu gördüğünüz dikenli spotları kullanamıyor. Kuyulardan aşağı atlayamıyor. Ama aynı kurbanlar gibi Hitchhiker'la da merdiveni bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gençler, şimdi Johnny karakterindeyiz. Bu karakter kurbanların ayak izini takip ediyor. Kurban buradan geçti gördüğünüz gibi. Sağ tıka basarak özelliğinizi açıyorsunuz ve burada ayak izi görüyorsunuz. Ayak izinin yanına gidip E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve size bu şekil bir yol veriyor arkadaşlar. Kurbanın geçtiği her yeri adım adım bu şekil size göstermiş oluyor. Gerçekten çok güzel bir özellik bence. Gençler, bu karakter kurbanların geçtiği şu deliklerden geçemiyor. Fakat aynı Cook karakteri gibi bu delikleri bu şekil kapatabiliyorsunuz. Bu karakter şu şekil küçük aralardan geçemiyor. Bu karakterle kuyuyu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bu karakterle kurbanların kullandığı merdivenleri siz de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz dikenli tel noktalarına ise hiçbir şey yapamıyorsunuz bu karakterle. Evet gençler, sıradaki karakterimiz Leatherface. Gençler, Leatherface Grandpa uyanmadığı sürece gördüğünüz gibi basement'tan çıkamıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Özelliği ise sağ tıka basarak testlerinizi şu şekil beyaz boşlukta da sol tıka basmak üzere çalıştırıyorsunuz. Testleriniz çalışır haldeyken sol tıka basarak şu şekil kurbanlara hasar verebiliyorsunuz. Sağ tıka basarak sağ tarafta gördüğünüz gibi testlerinizi şarjlayabiliyorsunuz. Ve bu şekil bir kurbana vurduğunuz zaman çok daha ciddi hasar vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani normalde atıyorum 25 vuruyorsanız bu şekil testlerinizi ciddi oranda çalıştırıp vurduğunuz zaman 50-60 vuruyorsunuz. Fakat bu işlemi yaptığınız zaman testleriniz yanıyor. Sağ tıka basarak testlerinizi baştan çalıştırmanız gerekiyor. Kısacası Leatherface bir savaşçı karakter arkadaşlar. Testleriyle kurbanları yaralayıp öldürmeniz gerekiyor. Çünkü en fazla hasar veren karakter Leatherface. Gençler, Leatherface kurbanların geçtiği şu küçük aralardan geçemiyor. Fakat kurbanlar bu küçük aradan geçerken R tuşuna basılı tutarak gördüğünüz gibi oradan bir animasyona girebiliyorsunuz ve kurbanlara hasar verebiliyorsunuz. Leatherface şu gördüğünüz dikenli spotları yok edebiliyor arkadaşlar. Yani tamamen kullanılamaz hale getiriyor. Bunu yapabilen tek katil. Aynı zamanda kapıların yanına gidip yine R tuşuna basarak kapıları da tamamen yok edip kullanılamaz hale getirebiliyorsunuz. Gençler, Leatherface kurbanların geçtiği şu delikleri yine diğer şeylere yaptığı gibi tamamen yok edebiliyor ve kullanılamaz hale getiriyor. Gençler, Leatherface şu gördüğünüz merdivenleri kullanamıyor.
ve kuyuyla etkileşime geçemiyor. Gençler, şimdi perk mantığına gelelim. Buradaki customization kısmına gelip istediğiniz bir karakteri seçiyorsunuz ve buradan skill tree kısmına gelip gördüğünüz gibi karakterlerinize perk açabiliyorsunuz ve perk harici şu şekil attribute'lar kazanıyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan 4-5 tane attribute kazandım. Bunları kazandıktan sonra şu loadouts kısmına gelip karakterinizin güç özelliklerini falan yenileyebiliyorsunuz. Yani kazandığınız puanlarla işte buradan dayanıklılık, güç, gizlilik gibi özellikler dağıtarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki kozmetik kısmından karakterinizi oynadıkça o karaktere kıyafet açabiliyorsunuz. Herhangi bir para falan ödemenize gerek yok. Sadece maç oynayarak gördüğünüz gibi buradaki kostümleri açabiliyorsunuz. Gençler, bu açtığınız perkleri loadout kısmına gelip buradan isterseniz değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu perk yerine, yani bu perke falan geçebiliyorsunuz. Tüm perkleri anlattığım bir video daha gelecek, Türkçe'ye çevirdiğim. Böylece hangi perk ne işe yarıyor detaylıca öğrenebilirsiniz. Gençler, şimdi gelelim kurbanların kaçış yöntemlerine. İlk yöntemimiz jeneratör. Gençler, haritadaki jeneratör yolunu bulduysanız uzaktan şu şekil oranın hangi ışık yandığını görebilirsiniz. Kırmızı ışık yanıyorsa orada elektrik var ve geçemezsiniz demektir. Yani kapının dibine kadar gitmenize gerek yok. Uzaktan da bunu anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor ve elektrik mevcut. Şöyle bir animasyon giriyor. Oradan geçiş yok yani. Bu elektriği devre dışı bırakmak için temel bir yöntem anlatayım size. Şu gördüğünüz sarı kabloyu takip ederek, eğer jeneratörün spotlarının yerini bilmiyorsanız jeneratöre ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi sarı kabloyu takip ettim ve beni jeneratöre getirdi. Jeneratörün yanına gidip E tuşuna basılı tutup jeneratörü tekmelemeniz gerekiyor. İşlemimiz bitti ve gördüğünüz gibi jeneratörü devre dışı bıraktık. Ve bir cooldown giriyor gençler. Yani katiller geri gelip hemen bunu açamıyorlar. Belli süre beklemeleri gerekiyor. Gördüğünüz gibi yoldaki ışık yeşil yanmaya başladı. Kırmızıdan yeşile döndü. Yani elektrik yok. Buradan geçilebilir demek. O yoldan geçtiğiniz zaman sola ya da sağa dönüp az bir şey ilerledikten sonra kaçmış sayılıyorsunuz. İlk kaçış yöntemimiz bu. Gençler, ikinci kaçış yöntemimiz de araba aküsü. Bu anlattıklarım bütün haritalarda olan kaçış yöntemleri. Jeneratör neredeyse onun tam tersinde de bir tane akü çıkışı bulunuyor arkadaşlar. Arabanın aküsünden gördüğünüz gibi kapıya elektrik verilmiş ve kapı kırmızı yanıyor. Yani kapıdan geçilemez demek. Bu akünün oraya gidip yine E tuşuna basılı tutarak şu şekilde aküyü kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve kapının elektriği gitmiş oluyor. Fakat jeneratörde olduğu gibi dümdüz yoldan koşarak kaçamıyorsunuz. Burada gördüğünüz kapıyı da lockpick kullanarak açmanız gerekiyor. Kapıyı açtıktan sonra buradan koştuğunuz an direkt olarak kaçmış oluyorsunuz arkadaşlar. İkinci kaçış yöntemimiz de bu. Gençler, bir diğer kaçış noktamız sigorta kutusu. Gördüğünüz gibi haritada bu şekil sigortalar mevcut. Bunu aldığınız zaman gördüğünüz gibi nereye takmanız gerektiği gözüküyor. Kurbanlarda standart bir perk arkadaşlar. Bu perk'ü çıkarmadığınız sürece herhangi bir eşya aldığınız zaman o eşyayı nereye götürmeniz gerektiği bu şekil sarı bir şekilde yanıyor. Bu sigorta kutusuna gidip lockpick kullanarak şu şekil önce kutuyu açmanız gerekiyor. Kutuyu açtıktan sonra füzünüzü yerleştiriyorsunuz ve tekrar E tuşuna basarak tamire başlıyorsunuz. Şimdi gençler, buradaki mantık çok basit. Burada istediği renkleri kullanarak aşağıdaki sayıya ulaşmanız gerekiyor. Yani burada 19 yapmamızı istiyor. Mavi 9, yeşil 10 kullanarak gördüğünüz gibi bunu yaptık. Aşağıya da 10 istiyor. Kırmızı 3, sarı 7 kullanarak gördüğünüz gibi sigortamızı çalıştırdık. Bunu yaptıktan sonra hemen basement'a inmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü süreniz kısıtlı. Belli süre sonra o kapı kapanıyor. Basement kapısı açıldı şu an. Gördüğünüz gibi kapı açık ve bu kapıdan geçtiğiniz an kaçış işlemini bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Belli süre geçtikten sonra bu kapı otomatik olarak kapanıyor ve sigorta kutusuna gidip tekrar aktif etmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Gençler, bir diğer kaçış yöntemimiz de vana. Şu gördüğünüz vanalardan bulup o borudan söküyorsunuz vanayı. Ve yine gördüğünüz gibi takmanız gereken yer size gözüküyor. Tabii bu sınırsız bir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Belli süre sonra o sarılık kayboluyor. Su tankerine gidip bu vanayı yerleştiriyorsunuz. Ardından E tuşuna basarak vananın açılımını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman su kanalı çıkışı hemen açılmıyor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Tam kaç saniye olduğunu bilmiyorum ama bir 30 saniye falan geçmesi gerekiyor. Bu su kanallarında şu şekil tankerli kapılardan tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Kapıda bu şekil bir tanker varsa o su kanalı çıkışı demektir. Biraz bekliyorsunuz açılmasını. Ve gördüğünüz gibi kapı açıldı gençler. Buradan geçtiğiniz an kaçış işlemini bitirmiş oluyorsunuz. Gençler, bu su kanalı kapısının yanında şurada gördüğünüz gibi bir saat var. Soldaki kırmızının dibine geldiği zaman o imleç,
kapı kapanacak demektir. Oradan anlayabilirsiniz onu da. Gençler, kaçış yöntemlerinden birisini gerçekleştirmenize yarayan bir diğer yöntem de şu şekil büyük camlardan atlamak. Çok ciddi can götürüyor bu camlardan atlamak. Fakat sizi direkt olarak çıkışa ulaştırıyor. Şöyle. Camdan atladım ve çok fazla canım gitti gördüğünüz gibi. Evin kapılarıyla etkileşime girmeden direkt olarak dışarıya atmış oldum kendimi. Bu işlemi yaptığınız zaman yolun sonundaki kapı da yeşil yanıyorsa eğer, gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde buradan çıkmış oluyorsunuz. Tabii şu an kanamadan dolayı karakterim bayıldı. Gençler, şimdi geçtik katil tarafındayken kurbanların bu görevlerini nasıl engelleriz? Yani neler yapmamız gerekiyor? İlk olarak gençler, gördüğünüz gibi şu an akü olan kapı yeşil yanıyor. Yani burada elektrik yok demektir. Kurbanlar buraya geldiği zaman direkt olarak kaçabilir. Biz de bunu istemediğimiz için aküye gidip E tuşuna basılı tutarak şu şekilde aküyü aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi kapıya elektriği vermiş olduk. Gençler, diğer yöntemimiz de jeneratör. Jeneratörler direkt çalışır halde başlıyorlar maça. Fakat diyelim ki bir kurban gitti ve jeneratörü bozdu. Gördüğünüz gibi şu şekil bir bekleme süresi giriyor. Bu süre bitene kadar jeneratörü tekrar çalıştıramıyorsunuz. Gençler, jeneratörü tekrar çalıştırmak için jeneratörün yanına gidip E tuşuna basıyorsunuz. Ve şu gördüğünüz skill check beyaz kısma geldiği zaman E tuşuna basmanız gerekiyor. Bunu arka arkaya 3 kere yapacaksınız. Şu şekil. Gördüğünüz gibi bu işlemleri gerçekleştirerek jeneratörü tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Kısacası bu jeneratörün her zaman çalışır halde olması gerekiyor. Gençler, bir kurban vanayı gidip su tank... Evet arkadaşlar, İbo için F alalım. Tam olayı anlatırken İbo bayıldı. Her neyse gençler, ne diyorduk? Bir kurban vanayı gidip su tankerine yerleştirdiği zaman şu şekil vanayı döndürerek çalıştırıyor. Fakat siz gidip henüz kapılar açılmadan E tuşuna basılı tutarak vanayı şu şekilde tekrar kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çıkışı engellemiş oluyorsunuz. Gençler, şimdi sigorta kaçışındayız. Kurbanlar sigorta kutusunu tamir edip şu şekilde aşağıdaki basement'ı açabiliyorlar biliyorsunuz ki. Fakat bu yapıldığı zaman siz gidip bu kutuyu bozamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir cooldown beklemenizi söylüyor. Bu süre bittikten sonra basement kapısı kendi kendine tekrar kapanıyor arkadaşlar. Yani siz sigortaya etki edemiyorsunuz. Kurbanlar bunu çalıştırdıktan belli bir süre sonra kapı kendi kendine tekrar kapanıyor. Ve kurbanların tekrar açması gerekiyor. Bu kaçış yöntemine sizin etki etme şansınız yok. Gençler, şimdi şunu anlatacağım. Buradan customization kısmına gelip istediğiniz bir katili seçiyorsunuz. Ve buradan loadouts kısmına geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi execution kısmı var. Buraya tıklayarak özel öldürme animasyonunuzu belirleyebiliyorsunuz. Bir tane koyabiliyorsunuz ve bir kurbanı öldürdüğünüz zaman o animasyon giriyor. Burada gördüğünüz tüm katillerin 3'er tane özel öldürme animasyonları var. 2 tanesi ücretsiz, bir tanesi ise DLC ile geliyor. Yani toplamda 15 tane özel kill var. Bunları özel bir videoda göstereceğim gençler, tüm öldürme şekilleri diye. Şimdi sadece killleri nasıl değiştirebileceğinizi anlattım. Gençler, şimdi gelelim Grandpa mantığına. Gördüğünüz gibi burada bir büyük babamız mevcut. Bu karakter maça uyuyarak başlıyor ve kurbanlar bir şeylerle etkileşime girerek, yani ses çıkararak büyük babanın uyanmasına sebep oluyorlar. Ya da siz şu şekil spotlardan kan toplayıp ya da kurbanlara hasar vererek kan kazanmış oluyorsunuz ve büyük babaya giderek şu şekil topladığınız kanları ona içirebiliyorsunuz arkadaşlar. Grandpa'nın olayı da şu arkadaşlar. Grandpa belli zaman aralıklarıyla bağırıyor ve o bağırırken herhangi bir kurban hareket ederse direkt olarak yerini görüyorsunuz. Şimdi Grandpa bağırdı gençler, gördüğünüz gibi, ve kurban hareket ettiği için yeri gözükmüş oldu. Yani Grandpa bağırırken kurbanların hareket etmemesi gerekiyor. Olduğunuz yerde sabit bir şekilde durmanız lazım. Sağda gördüğünüz gibi Grandpa'nın leveli var arkadaşlar. Dedeyi sürekli besleyerek, yani ona kan vererek bu levelin artmasını sağlayabilirsiniz. Büyük babanın leveli arttıkça daha sık bağırmaya başlıyor ve bağırdığı zaman daha uzun süreli bağırıyor. Böylece kurbanları darlamış oluyorsunuz. Grandpa maksimum seviyeye ulaştığı zaman kurban olduğu yerde dursa bile yeri gözükmüş oluyor arkadaşlar. Gençler, eğer bir kurban Grandpa'nın belli metre yakınına yaklaşırsa hiç hareket etmiyor olsa dahi yeri gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu şekil Grandpa'nın belli metre yakınındayken kurbanı sürekli bir şekilde görüyorsunuz. Kurbanlar yerden aldıkları kemikleri kullanarak Grandpa'yı kısa süreliğine bayıltabiliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Grandpa'ya belli süreliğine veda ettik. Bu süre boyunca baygın kalıyor ve bağırmadığı için kurbanları darlayamıyorsunuz. Aynı zamanda Grandpa'nın leveli düşüyor arkadaşlar bunu yaptıkları zaman. Yani tekrar tekrar kan vermeniz gerekiyor. Gençler, şimdi geldik kurbanların eşyalarına. Haritalarda belli başlı eşyalar bulabiliyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor bunu anlatacağım. İlk olarak gördüğünüz gibi Unlock Tool
kutusu var. Buradan E tuşuna basarak eşyanızı alıyorsunuz. Bu unlock tool haritada gördüğünüz şu kilitli kapıları açmanıza yarıyor. Bunun mantığını zaten detaylı bir şekilde anlattım. Haritada bulunan bir diğer eşya da heal şişesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil heal şişeleri bulabilirsiniz. Bunlar küçük, orta ve büyük olmak üzere 3'e ayrılıyorlar. Q tuşuna basarak şu şekil kendinize can basıyorsunuz arkadaşlar. Şişe ne kadar büyükse canınızı da o kadar fazla dolduruyor. Gençler, haritada bulunan son eşyada şu gördüğünüz bone scrap'ler. Bunların yanına gidip yine E tuşuna basarak alabiliyorsunuz. Bu kemiklerle ne yapabiliyorsunuz? Sırayla bunları anlatayım. İlk olarak haritada şöyle spotlar var. Bu spotlara çarptığınız zaman gördüğünüz gibi ses veriyorsunuz arkadaşlar. Bu bildirim katile gidiyor. Bu kemiği kullanarak bunun yanına gidip E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve bu spotları bu şekilde yok edebiliyorsunuz. Gençler, haritanın bazı yerlerinde bulunan şu şekil tavuklar var. Ve yanından geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi ses çıkartıp katillere yerinizi infoluyor. Biraz yaramaz tavuk bunlar. Elinizdeki kemikleri kullanarak bu tavukları bu şekilde öldürüp sessiz hale getirebiliyorsunuz. Gençler, elinizde kemik varken bir katilin yüzü size dönükken sol tıka basarsanız şu şekil bir kavga başlıyor ve F tuşuna spamlemeniz gerekiyor. Bunu yaparak katile şu şekil stun atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Gençler, elinizde kemik varken katilin arkasından yaklaşıp sol tıka basarsanız gördüğünüz gibi bu kez direkt saldırıyor. Az önceki gibi bir kavga animasyonu girmiyor. Gençler, aynı işlemi Bubba'nın arkasından yaparak onu da stunlayabiliyorsunuz. Fakat Bubba'yı yere düşüremiyorsunuz. Sadece stunlayabiliyorsunuz. Gençler, elinizde kemik varken büyük babanın yanına gidip sol tıka basarak şu şekilde onu bayıltabiliyorsunuz. Belli süreliğine bayılmış oluyor ve bağıramıyor. Bağırmadığı için info verememiş oluyor. Aynı zamanda da bu işlemi yaparak levelini düşürmüş oluyorsunuz. Gençler, şöyle bir olay var. Kemik kullanarak önden katile saldırıp oradaki kavgayı kaybederseniz canınız kaç olursa olsun direkt ölüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kavgayı kaybettim. Ve canım yaradan fazla olmasına rağmen direkt olarak öldürme animasyonu girdi. Yani ona dikkat edin. Gençler, elinizdeki kemikleri kullanarak Hitchhiker'ın koymuş olduğu şu tuzakları bozabiliyorsunuz. Tuzağın yanına gidip çömelir haldeyken E tuşuna basılı tutarak şu şekilde trap'i etkisiz hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii Hitchhiker bunun yanına giderek bunu tekrar açabiliyor. Gençler, şimdi lobideyken karakter değiştirme mantığını göstereceğim. Diyelim bir lobiye girdiniz, oyun buldu. Üstteki karakter sekmesinden istediğiniz karaktere geçebiliyorsunuz. Fakat geçtiğiniz karakterde başka bir kişi varsa o karakterin üstüne çift tıklayıp istek gönderiyorsunuz. İstek gönderdiğiniz kişi bu isteği kabul ederse şu an olduğu gibi o karakteri siz geçmiş oluyorsunuz. Kabul etmezse o an olduğunuz karakterle oynamak zorundasınız. Gençler, şimdi gelelim kurbanların can mantığına. Sağ altta gördüğünüz gibi bir can barımız var. Bu can barı eğer bir katilin darbesiyle sonlanırsa otomatik olarak bir öldürme animasyonu giriyor ve ölmüş oluyoruz. Fakat bu can barınız gençler kanamadan dolayı ya da şu şekil kuyuya düşerek sıfırlanırsa direkt olarak ölmüyorsunuz. Sağ altta gördüğünüz gibi barım sıfırlanıyor. Şu şekil bir bayılma animasyonu giriyor. Ve otomatik olarak yerden kalkmaya başlıyor karakter. Yerden kalktığı zaman 40 canla devam ediyor maça. Gençler, fakat bu işlemi ikinci kez tekrarlarsanız, yani ikinci kez kanamadan ya da kuyu yüzünden ölürseniz bu kez recover mantığı falan olmuyor. Gördüğünüz gibi direkt olarak ölmüş sayılıyorsunuz. Yani bir kere bayılma hakkınız var. İkinci kere bayılma diye bir şey yok. Direkt olarak ölüyorsunuz. Gençler, sağda gördüğünüz kalp tamamen gri hale döndüyse şunu bir indireyim. Kanamanız başladı demektir. Kanamanız varken siz hiçbir şey yapmasanız bile sağ altta gördüğünüz gibi can barınız yavaş yavaş gidiyor gençler. Eğer koşmaya başlarsanız kanamanın etkisi daha fazla görülüyor. Gençler, şöyle bir olay var. Kanamadan yere düşerseniz katil sizin yanınıza gelip F tuşuna basarak size öldürme animasyonu yapabiliyor. Yani bayıldığınız yere dikkat etmeniz lazım. Katilin yanında bayılırsanız sizin ayağa kalkmanıza izin vermeden sizi bu şekilde öldürebilir. Gençler, şimdi geldik kurbanlar için ipuçlarına. Çok fazla kurban oynadım, birkaç trik çözdüm. Bunları elimden geldiğince size anlatacağım. Şimdi ilk olarak bir kapıyı açıp geçtikten sonra tekrar kapıyı kapatarak katilleri yavaşlatabileceğinizi söylemiştim. Bunu yaparken şu şekil kapının herhangi bir yerine çökerseniz katil kapıyı açtığı zaman kapı sizin üstünüze açılacak ve oyunu aşırı bilen bir katil değilse muhtemelen izninizi kaybettireceksiniz. Şimdi şu şekil mantığı gençler. Kapıyı gittim açtım, tekrardan kapattım ve buraya çöktüm. Katil kapıyı açtığı zaman gördüğünüz gibi
siz kapıyı kapattığınız için buradan uzaklaştığınızı düşünüyor. Halbuki katilin en yakınında çökmüş oluyorsunuz. Gençler, gelelim sıradaki taktiğimize. Hızlı bir şekilde koşarken kapıları açarsak kapının yakınındaki katil stun yiyor. Az önce anlattığım mantıkta düşünün. Katil sizi kovalarken kapıyı kapattınız. Katilin peşinizden geldiğini biliyorsunuz. Geri dönüp koşarak kapıyı açarsanız şu şekilde katili bayıltabilirsiniz arkadaşlar. Ve katil için ciddi vakit kaybı oluyor bu. Gençler, bir diğer taktiğimiz, Leland karakterini oynarken sağ tık özelliğinizle katilleri yere düşürebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Eğer elinizde kemik varken bu düşürme işlemini yaparsanız yerdeki katilin arkasına gidip katil ayağa kalktığı zaman bir de arkasından sneak atak yapabilirsiniz. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi katili düşürdüm. Şimdi arkasına geçtim. Bir de şu şekil sneak atak yaparak bir daha stunladım. Böyle iyice vakit kaybettirebilirsiniz. Gençler, bir diğer ipucu, bir katil peşinizdeyken herhangi bir köşeyi falan dönüp izinizi kaybettirdiğiniz zaman çalıların içerisine saklanarak katilin temelli sizi kaybetmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi katil peşimde geliyor. Şuraya doğru ulaştım. Burada çöktüm. Ve İbo'nun mal RPS ile birlikte beni nasıl kaybettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gameplaylerimi izlediyseniz bunu çokça yaptığımı görmüşsünüzdür. Karakterimi siz bile göremiyorsunuzdur belki. Çalılar çok fazla uzun olduğu için. Bunu kesinlikle kullanın gençler. Gençler, bir diğer ipucumuzdayız. Oyundaki görevlerinizi yapmak için şu şekil eşyaları aldığınız zaman bu eşyayı nereye götürmeniz gerektiğini şu şekil görüyorsunuz. Bu tüm kurbanlarda bulunan pasif bir perk. Eğer bu perk'ü çıkarmadıysanız tüm kurbanlarda bu şekilde eşyayı aldığınız zaman nereye götüreceğinizi görüyorsunuz. Fakat bu süre sınırsız değil. Yani belli süre sonra bu sarılık kayboluyor. Gördüğünüz gibi gençler, oradaki sarılık kayboldu. Ve diyelim ki götürmeniz gereken yeri unuttunuz. Şunu yapmanız gerekiyor. Envanterinizden o eşyayı seçiyorsunuz ve gidip başka bir eşya alıyorsunuz. Başka bir eşya aldım ve vana yere düştü. Ardından bu vanayı tekrar aldığınız zaman şu şekil perkünüz tekrar aktif oluyor ve götürmeniz gereken yeri tekrar görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Gençler, şimdi şöyle bir ipucu vereceğim. Katil peşinizdeyken arkanıza bakarak koşup katil tam hamle yapacağı sıra space tuşuna basarsanız öne doğru atıldığınız için katilin darbesini dodge'lamış oluyorsunuz. Şimdi uygulamalı bir şekilde göstereceğiz gençler. Şu şekil, gördüğünüz gibi katil dibinize geldikçe space'e basarak böyle dodge'lar atabilirsiniz katile. Gençler, oyunda ses çıkarmaktan çok fazla korkmayın. Ekranınızın kenarlarında sarı işaret yoksa katillerden herhangi birisine yakın değilsiniz demektir. Bu tarz durumlardayken şu eşyaları falan alırken şöyle yavaş yavaş almanıza gerek yok. Çok zaman kaybedersiniz. Direkt E tuşuna spamleyerek ses çıkarmanızın çok önemli olmadığını varsayarak hızlı bir şekilde o eşyaları alabilirsiniz. Çünkü bu çıkardığınız kırmızı işaret çok fazla durmuyor ve katillerin ekranında birden fazla kırmızı işaret oluyor. Sonuçta diğer kurbanlar da var oyunda. Ve siz orada ses çıkardınız diye kesin olarak size gelecekler diye bir kaide yok. O yüzden oyunda ses çıkarmaktan çok fazla korkmayın. Fakat ekranınızda sarı işaretler varsa, yani şu şekil bir katilin yakınındaysanız, o zaman sizi duymaması için tabii ki ses çıkarmadan takılabilirsiniz. Gençler, bir diğer ipucumuz, staminanızı sürekli böyle koşarak bitirmeyin. Normal yürümenizle devam edin ve sürekli arkanıza bakarak katili kontrol edin. Size yaklaştığını anlarsanız birazcık koşarak farkı açın ve tekrardan yürümeye devam edin arkadaşlar. Bu şekilde çok daha uzun oyalamalar sağlayabilirsiniz. Çünkü staminanıza böyle sürekli basıp koşarsanız bir yerden sonra staminanız bitecek ve şu an staminasız kaldım gördüğünüz gibi. Şu saatten sonra katilden kaçmam çok daha zor olacak. Bunun yerine dediğim şekilde yaparsanız çok daha uzun kovalamacalar yapabilirsiniz. Gençler, şimdi bir diğer ipucumuzdayız. Kurbanlar şu şekil küçük aralardan geçebiliyor biliyorsunuz ki. Ve bazı katiller de bu aralardan geçebiliyor. Siz bu aradan geçtikten sonra aynı kapı mantığında olduğu gibi bir yere kaçmak yerine hemen sağ ya da sol köşeye çömelip katilin de oradan geçmesini beklerseniz izinizi kaybettirebilirsiniz. Şu şekil buradan geçtiniz. Sağa döndünüz, gidiyor gibi yaptınız ama buraya çöktünüz. Katil buradan geçtikten sonra tekrar aynı yerden şu şekil geçebilirsiniz. Biraz riskli bir taktik ama işe yaradığı zaman tamamen etkisini göstermiş olur. Gençler, son ipucumuzda haritadaki bazı yerlerde sahte sesler çıkarmanıza sebep olan etkileşimler var. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları kullanarak katillerin sesinizi yanlış almasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sürekli ses çıkıyor oradan. Böylece katilleri şaşırtabiliyorsunuz. Gençler, şimdi de son olarak beta'dan ana oyuna geçildiği zaman neler değişmiş bunlara bakalım. İlk olarak bir işlemi sesli bir şekilde gerçekleştirirsek bunun durma süresi arttırılmış. Yani buradaki kırmızılık katillere daha uzun süre gözüküyor artık. Değişen bir diğer olay, artık camdan atladığımız zaman
canımız çok daha fazla gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse yarısı gitti. Yenilenen bir diğer olayımız gençler. Oyun betadayken sizin gelip bu jeneratörleri açmanız gerekiyordu. Fakat artık maç başında jeneratör çalışır halde geliyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok maç başında. Gençler, bir diğer yeniliğimiz aile üyelerinin kapıyla olan etkileşimi hızlandırılmış. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyorlar kapıları. Gençler, bir diğer yenilik Grandpa'nın verimliliği arttırılmış. Bu tam olarak ne oluyor bilmiyorum ama sanırım hani daha uzun süre bağırıyor, daha sık bağırıyor falan gibisinden. Beta'ya göre Grandpa'nın verimliliği arttırılmış. Bir diğer yenilik de gençler, şu gördüğünüz bone scrap'lerin spot sayısı biraz azaltılmış ve bunlardan artık sınırsız olarak kemik alamıyorsunuz. Kaç tane sınır var bilmiyorum ama biraz aldıktan sonra bu spot tamamen yok oluyor ve bir daha alamıyorsunuz. Böyle bir yenilik gelmiş. Gençler, bir diğer yeniliğimiz de saklanma yerleriyle ilgili. Betadayken saklanma yerlerindeyken bir katil sizi bulduğu zaman oradan tutup çıkarıyordu. Fakat şimdi oradan çıkardığı zaman bir de hasar vermiş oluyor size. Hemen şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi sağ alttan canım gitti beni burada yakaladığı zaman. Evet gençler, sonunda rehber videosunu bitirdik. Gençler, yemin ediyorum videoya 7.30'da başladık. Bir de şimdiki saati göstereyim size, gördüğünüz gibi 00.35. İnanılmaz yorulduk. Bu videoyu bir de bugün yetiştirmem gerekiyor. Bir de editine oturacağım bu videonun. Bir 2-3 gün bana ulaşamazsanız Allah'a emanet. Umarım video işinize yarar gençler. Başka merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.